dersleri hep online aktardık hep mi? Yes. 3 2 1 Merhaba. Ben Şelale Özdemir. Pilates eğitmeniyim. Şimdiye kadar öğrencilerimle birlikte hep yan yana olduğumuz birebir de özel dersler yaptık. Fakat son zamanlarda artık hayat biraz daha evin içinden akmaya başladı. Bunu daha çok kendi sağlığımızı korumak ve başkalarının sağlığına da dikkat etmek adına yapıyoruz. Biz bu sebeple şimdiden onlarla derslerimizi online'a aktardık. Ve bu sayede onlar da kendi ev rahatlıklarında, kendi ekipmanlarıyla birlikte ve benim kontrollerim eşliğinde egzersizlerini yürütebiliyorlar. Ee, bunun dışında ben şimdiye kadar hep böyle bir platformda yer almayı istedim. Hep kendi akışlarımı da buradan herkesle paylaşayım istedim. Dolayısıyla artık işler biraz daha online'a döndüğü için ben de buralarda olacağım diyorum. Elimden geldiğince düzenli bir şekilde. Ve ilk etapta 30 günlük bir challenge açmayı planladım. Bu challenge daha çok 30 günde kalça kaslarını nasıl şekillendirebildiğimiz ya da şekillendirebileceğimiz üzerine olacak. Ee, bu şu demek maksimum yarım saatlik pilates akışları üreteceğim sizinle 30 gün boyunca. Ve bu akışların hepsi daha çok kalça kasını geliştirmek odaklı olacak. Başka kaslar çalışıyor olsa bile. Ee, bunun için ihtiyacınız olan şey kendinizin işte rahat edebileceği bir alan. Yani rahat etmekten kastım kolunuzu rahat açabileceğiniz, bacağınızı rahat uzatabileceğiniz bir alan. Ee, onun dışında varsa eğer bir pilates matınız, eğer yoksa da ee, Sırtınızın altına destek olması amacıyla biraz daha böyle yumuşak diyebileceğim battaniye çok kalın olmama koşuluyla bir de müzik ayarlarsanız kendinize güzel bir motivasyon kaynağı olur diyebilirim ve eğer hazırsak ilk challenge günümüze başlıyoruz matlara yatarak yes. Bu arada hareketlere başlamadan önce e, hareketin kurulumu ile ilgili, güvenlik noktaları ile ilgili sizi bilgilendiriyor olacağım. Ve yine hareket içerisinde e, dikkat etmemiz gereken şeyleri de elimden geldiğince vurgulayacağım. O zaman hazırsak, yatıyoruz yavaşça matımıza. Hazır mıyız bebek? <laughs> Matıma sırt üstü yattım, kollarımı geriye doğru uzattım, ayaklarımı yere sağlam bastırdım ve ikisi de kalça hizasında. Öncelikle bir üç nefes buradayım ve bunun için burundan çok güçlü bir nefes alıyorum diyaframa doğru. Nefesimi verirken bir sonraki nefesi daha güçlendirebilmek adına tamamen boşaltıyorum ve tekrar Üçüncü nefesle birlikte belimi iyice mata bastıracak şekilde bizim arkaya pervik tilt dediğimiz hareketle bel omurlarını uzattım. Kuyruk sokumum yerden kalkacak kadar yükseldi. Tekrar nefes alırken belimi öne doğru yuvarlayıp bel kavisimi arttırdım. Ve tekrar bel omurlarını arkaya doğru yuvarlayıp mata bastırıp uzattım iyice. Ve bunu... 4 sayı yapıyorum şimdiden bir beli rahatlatmak için. Ve şimdi bel omurlarını bastırdıktan sonra kollarımı yavaşça gövdenin iki yanına doğru getirdim. Omuzlarımı bastırdım ve kulaklardan uzaklaştırdım ve ellerden güçlü destek alacak şekilde yavaşça kalçamı yukarı doğru kaldırmaya başlıyorum. Sırtım değil kalçam yerden kalkacak arkadaşlar. Ve tekrar omurları teker teker yere doğru dizeceğim ve kuyruk sokumunu bastıracağım. Biraz daha ellerimi açacağım belimi görebilmeniz açısından. Ayakların çok fazla uzakta olursa hareket daha zor olacaktır. Çok yakında da olmasın. İkisinin arasında bir nokta belirle kendin için. Nefes aldım burada. Nefesi verirken yavaşça bel omurlarını yuvarladım ve kalçamı sıkarak, arka bacağımı da aktifleştirerek kalçayı yukarı kaldırdım sırt omurlarına kadar ve tekrar omurgayı teker teker yere diziyorum. Kuyruk sokumu. Bunu bir tempo da yapacağım şimdi tam 10 sayı. Her yukarı çıkışımda kalçayı sıkmak ve oraya odaklanmak vücudu biraz daha fazla çalıştıracak. Bu sırada dizlerin kontrolü çok önemli. Sağa sola doğru oynamamalı. Ayaklardan da yerden tam destek alacak şekilde bastırıyorum. Ve yavaşça aşağı. Ve 6 adet daha var. Ve 5. Omuzların yerden kalkıyorsa onları da yere bastırdığına emin ol. Ve 4. Beli uzatmak ve uzatarak kalkmak burada beli korumak için daha çok ve kalçayı daha rahat da sıkabiliyorsun aslında. O yüzden buna özen göster. Son iki tane. Omurlar yere. Ve bir. Ve şimdi yukarıda kaldım. Sırtını eğer çok kaldırdıysan sırt omurlarını yere koy ve belindeki kavis arttıysa bel omurlarını uzat, kalçayı sık. Burada beni beklerken bile çalışıyorsun. Şimdi yavaş yavaş yukarı 10 sayı kalça tekmesi atıyorum. 3, 2, 1 ve yavaşça omurgayı yere dizdim. Oh. Ve tekrar beli bastırıp kalçayı yavaşça yukarı kaldırdım. Ayaklarımla biraz kendime doğru yürüdüm. Sağ ayağımdan güçlü bir şekilde destek aldım. Belimi tekrar uzattım ve sol bacağı masa pozisyonuna aldım. Her şey senin için okeyse sol bacağı 90'a uzatabilirsin. Burada nefes aldın. Nefesi verirken tekrar omurgayı yere yuvarlayıp sağ kalçayı sıkarak bu sefer yukarı itiyorum kendimi. 3 ve 4 ve 5 bütün kontroller hala geçerli. 6 son 4 3 2 ve son yukarıda kal tekrar kalça tekmesi 10 sayı 5 3 2 1 yukarıdayken sol ayağımı yere yerleştirdim. Sağ bacağı aldım masa pozisyonuna. Sağ kalça aşağı düştüyse eğer onu biraz daha yukarı iterek toparladım yine kendimi. Burada nefes aldım ve verirken omurgayı aşağıya dizdim tekrar ve yukarı ittim. Bu sefer kalçayı tamamen yere koymuyorum. Yere dokunduktan sonra sol kalçayı sıkarak yukarıya itiyorum kendimi. Son 6 5 4 3 2 ve son kez. Şimdi yukarıda kal ve yukarıya tekme. 10 sayı. Ayağını yere yerleştir. Omurgayı yavaşça koy. Ve iki dize birden sarıl. Kendine doğru çek ve sağ sola doğru sallan. Güzel. Şimdi biraz omurgayı öne doğru da esnetebilmek adına ve tamamen uzatabilmek adına ayaklarımı tekrar yere yerleştirdim. Kollarım önce bir gövdenin yanına geldi. Ben e, belimi yuvarlarken hala bir tık zorlanabiliyorum. O yüzden bu roll up hareketini yaparken biraz ayaklarımdan biri bastıracak şekilde destek almayı seviyorum açıkçası. Daha güvende hissettiriyor. Ama böyle bir problemin yoksa destek almadan da hareketi yapabilirsin. Bunun için biraz öne uzanacağım. Ve koltuğa dayayacağım ayaklarımı. Güzel. Şimdi kollarımı yukarı doğru uzattım. Burada bir nefes aldım. Nefesi verirken yavaşça önce başımı kaldırdım. Sırtımı yuvarlayıp beli bastırdım ve kollar aşağı inmeye başladı. Ve omurgayı yuvarlayarak yukarı kalkıp dikleştim. Nefes alıp uzadım. Nefesi verirken tekrar önce bel omurlarını ve sonra sırtı yere yuvarlıyorum. Çok yavaş ve teker teker. Al nefes burada. Ve gel dikleş. Koltuk gibi ayaklarından destek alabileceğin bir şey yoksa ya da yanında şu an sana destek verebilecek biri yoksa Yukarı doğru kalkarken bacakların arkasından tutup kendini çekmeyi deneyebilirsin ve üçüncü sayıdayız. Tekrar omurgayı yuvarla ve yukarı ve tekrar geriye. uzamayı asla unutmadan geriye. Burada en çok yapılan yanlışlardan biri bu arada az önce kendim de yaptığım için fark ettim. Nefesi en zorlandığım yerde tutmak. Nefesi tutmak hareketi daha zorlaştıracak arkadaşlar. O yüzden olabildiğince boşaltmaya çalışın en zorlandığınız yerde. Son iki. Kalk ve uza. Ve yattım. Son kez. Ve uzadım. Ve yatıp bacaklarımı bir uzattım. Ellerimi kenetleyip asıldım kendimi arkaya doğru. Ah. Şimdi burada yan tarafa dönüyorum. Ee, az önce yaptığımız harekette Gluteus Maximus kasını çalıştırdık ki bu kas kalçayı biraz daha dikleştirmeye yardımcı oluyordu. Şimdi biraz daha Minimus ve Mindius'u yani yanda ve içeride kalan kalça kasını çalıştırmayı deneyeceğiz. Bunun için yan yatışa geçtim. Öncelikle bir kendime baktım düz omurga çizgisinde miyim diye ve daha sonra alttaki kolumu uzatıp başımı üzerine yerleştirdim. Ve iki bacağımı Dümdüz uzattıktan sonra matın ön çaprazına çekiyorum ki dengem daha kolaylaşsın. Ee, bu arada hareketin en önemli kontrol noktası beli sabit tutmak ve doğal bel duruşunda sabit tutmak. Doğal bel duruşu için de kalçamı çok geriye çıkarmadığım ve çok içeriye çekmediğim bunun ikisinin arasında kalan bir noktada belimi ayarlıyorum, hareketi bu belimin sabitliği kaldığı yani korunduğu ölçüde yapıyor olacağım. Bu ne demek? Bacağı çok fazla kaldırmaya çalışırken eğer belim hareket ediyorsa bacağı biraz daha az kaldıracağım. Eğer hazırsak hareket içinde daha rahat öğreneceğiz. Topukları birleştirecek şekilde uzattım gövdeyi. Elimle yerden destek aldım ve burada üst bacağı kalça genişliğine kaldırdım önce. Nefesimle bütün bacağı bir dış rotasyona, bir de iç rotasyona uğratıyorum. 5 sayı 4 3 2 Son kez dış rotasyonda kaldıktan sonra Nefes aldım ve ayak pointte Uzattım bacağı yukarı Nefes verirken aşağı Ve 9 sayı tempoyu tutarak 8 Ve belim sabit Omzum boynumu sıkıştırmadı Ve 4 3 2 Son kez yukarıda kaldım ve kalça genişliğine indirdim tekrar bacağı. Burada nefes aldım nefesi verirken bacak öne tekme ve arkaya götürüp kalçamı sıkıyorum iyice. Hareketin bizi dengede tuttuğu önemli noktalarından biri bir de alt tarafta kalan bacağın tüm dış yüzeyi. O yüzden matayı iyice bastırmaya çalış ki daha sabit kalabil. Son. Beş. Dört. Üç. İki. Ve bilen bilir benim meşhur sıkıştırmalarım. Yukarıya tekme. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. iki, Bir on daha yapacağım. 2 ve son 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bacağımı dümdüz aşağı indirdim. İki dizi birden büktüm ve elimden destekle dirseğime yükseldim. Hemen yükseldiğim tarafın omzunu yine boynumu sıkıştırmaması için, yığılmamam için itiyorum yukarı doğru. Elinle yerden destek alabilirsin. Elini beline yerleştirebilirsin. Kor bölgesini biraz daha çalıştırmak için. Burada nefes aldım ve verirken kalça yukarı. Kalçayı aşağı dokundurup yukarıya itiyorum tekrar. Son 4. 3. 2. Kal yukarıda ve sıkıştır. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 bir, Kalçayı yere koyduktan sonra üst kolu başının tepesinden ileriye doğru düşür ve göğsünü gökyüzüne doğru aç ve bir dolu nefes al. Ve diğer taraf. Bacaklarımı matın diğer tarafına uzattım. Öncelikle dümdüz uzattığım bir çizgideydim düz yatıp yatmadığımı kontrol ettikten sonra bacaklarımı matın önüne taşıyorum ve kolumu uzatıp başımı yere yerleştiriyorum. Anneciğim, günaydın. <laughs> no, hala uyumaya devam. Peki. Bu tarafta da yine bütün kontroller aynı. Belimi sabitledim doğal bel duruşunda. Topuklarımı eşitledim. Ve üst bacağı kalça genişliğine kaldırdım. Nefesimle birlikte öncelikle bacağı bir dış rotasyon, bir iç rotasyon yaptırıyorum. Dört sayı. 2 Son kez dış rotasyonda tutup nefes al bacak yukarı nefes ver topukları dokundur. 2 ve 3 no ve 4 5 fuko etek 6 kablom yeme 7 8 ve son 2 2 Son kez bacak kalça genişliğinde kaldı. Öne tekme yapacağız. 10 sayı. Al nefes ön, ver kalçayı sıkarak arka. Al ve ver. 3 ve 4 ve 5 6 son 4 4 3 2 acele etmeye çalışma son ve önde kaldım küçük küçük yukarı 30 sayı 20 ve 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bacağı aşağı indir dizlerini kendine doğru birazcık çek ve elinden destekle omzuna yüksel Yine omzunu bir kontrol et. Mikrofonu kontrol et ve buradan kalçayı yukarı iteceğim. 10 sayı 9 8 7 6 5 4 3 2 sıkıştır. Bir kalçayı aşağı koydun ve kendini esnettin. Bebeğim gel. Evet gel. Gel buraya. Ve tekrar kendimi kaldırıp bu sefer yüzüstü yatacağım pozisyona getiriyorum. Yüzüstü yatışta en önemli kontrol. Nerede? Beli sıkıştırmamakta. Şimdi belimde olması gereken bir kabis var. Fakat yüz üstünde bu kavis biraz daha artacak şekilde şu an görebiliyorsunuz sanıyorum. Sıkışabiliyor. Bunun için pübisi, pübis dediğimiz noktayı bastırıp kuyruk sokumunu topuklara doğru çevirip bacaklarımı da sağa sola açıp karnı yerden kaldırdım. Eller göğsün iki yanında. Alnım yeri gösterdi. Ve burada bir nefes alacağım. Nefesi verirken Göğsümü karşıya açacak şekilde yukarı kalkıp uzadım ve yavaşça aşağı indim. Bir altı sayı bunu yapıyoruz. Harekete biraz daha alışmak için yüzüstü pozisyona yani. Üç, olabildiğince dirsekleri kapalı tutmaya çalış. Omuzların geride kalsın. İki. Ve son kez bu sefer yerden bir tık yüksekte kal. Bacaklarını yerden bir santim kaldır. Fuko yapma anneciğim. Nefes al. Nefesi verirken iki bacağı birlikte yukarı kaldır. Aşağı indir. <laughs> evet ayağımı yalıyor şu an. Üç. Dört. Her yukarı kaldırdığımda bacakları kalçayı biraz daha sıkmaya çalışıyorum. Son. Dört. Dört. 3 2 Son yukarıda kal ve minicik koş. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve kal yukarıda. Bırakma burada. Dizleri büyük, topukları birleştir ve dizleri yere koymadan bacaklarını uzat. Kramp giren olursa Topuklarını <laughs> itmesi işe yarayacaktır. Arka bacağı biraz daha esnetecek. Karnımı hala bırakmadım. Belime çökmedim. Son. Beş. Ve. Dört. Üç. İki. Son kez bükü ve kal. Yavaş yavaş yukarı sıkıştır şimdi. On. Dokuz. Sekiz. 7 6 5 4 3 2 1 Oh bırak. Bırak 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 her şeyi. Ayak parmaklarını tak. Dizlerini yerleştir. Yavaşça kalçanla birlikte üst gövdeyi kaldır yerden. Ve kendini dört bacak üzerine getir. Eller omuzlarının altında kalsın. Dizler tam kalçanın altında. Hemen bir kedi iğne hareketiyle yine omurgayı biraz rahatlatıyorum. Nefes aldım. Göğsü iyice karşıya açıp beli ekstra kavis verip bütün omurgayı arkaya doğru bükerek nefes al burada. Nefesi verirken beli yuvarla ve sırtı yuvarla ve başı bırak. Tekrar. son ve düz omurga çizgisine gelmek için son pozisyonda beli birazcık yuvarlayıp doğal bel duruşunu aldım. Burada ikileyen kemiğim eşit. Birazdan bir bacağı kaldırdığım bir hareket yapacağım. Kaldırdığım bacağın tarafı boşa çıkacağı için diğer tarafa yığılmamaya dikkat ediyorum. Sağ bacakla başlayacağım ve sağ dizi büktüm yerden kaldırdım. Belime çökmemeye çalıştım. Beli hala uzattım. Nefes alıp dizi göğse çeker gibi asılıyorum ama düz sırtta kalarak. Nefes verirken bacak yukarı. 9 8 ve 7 6 Hareketi yine sadece bacak yapıyor. 2 Kal yukarıda ve sıkıştır. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Yavaşça dizi yerleştir. Opsiyon olarak el bileklerin ağrıyorsa eğer ellerini koyduğun yere dirseklerine inebilirsin. Biz şimdi ellerle devam edeceğiz. Ve diğer bacak. Sol dizi büktüm. Yukarı kaldırdım. Nefes alıp çektim karna doğru. Doğal bel duruşunu koruyarak. Nefes ver, yukarı. 2 3 Omuzlarım hala kulaklardan uzak. 4 ve 5 Yukarıya giderken çalıştığım tarafın kalçasını, şu an yani sol kalçayı iyice sıkıyorum. Son 3 2 Son ve sıkıştır. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça yerleştir. Ellerle biraz ileri yürüdüm. Tam görünebilmek adına. Ve bu sefer sağ bacağı dümdüz uzattım geriye. Ayağım pointte. Hafif bacağı dış rotasyonu aldım. Ve nefes al verirken yukarı aşağı dokundur. 9, 8 ve 7. 6, 5, 4, 3, fuko, 2, kal yukarıda ve yine tekme. 9, 8, 7, hoş geldin. 4, 3, 2, 1, dizi bük yerleştir ve tekrar diğer taraf. Hafif yukarıda ve dış rotasyonda nefes al yukarı ve 2 ve 3 4 Ellerimden tam destek almaya çalışıyorum ve bileklere yüklenmiyorum. Son 4 3 2 Kal yukarıda ve 10 sayı. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yerleştir ve son set için. Tekrar beline birazcık kavis gittiyse onu bir uzat. Sağ bacağı geriye uzattın. Kalça hizasına kaldırdın tercihen. Dış rotasyonu aldın ve olduğu yerde dizi bük. Uzat. 2 ve 3 4 5 Son 5 4 3 2 Son kez kal burada ve yine küçücük yukarı tekme. 5 4 3 2 1 Dizi yerleştir ve diğer taraf uzat. Kalça genişliği, kalça hizası pardon ve dış rotasyon. Dizi bük ve uzat. Bük ve uzat. 3 ve 4 5 6 ve son 4 4 3 2 Son kez dizi büktüm. Önce bir kendimi çocuk pozisyonuna ittim. Derin bir nefes. Ve tekrar son bir challenging poz için Ellerimi yerleştirdim omuzlarının altına. Sağ bacak geride, sol bacak geride. Bütün vücut aktif. 30 saniye buradayız. 15 saniye. Dizleri kibarca koy. Ve kendini çocuk pozisyonuna doğru it. Sırta doğru bir nefes al. Ve boşaltırken biraz daha aşağı doğru katlanmaya çalış. Ben yan gövde açmayı seviyorum her koşulda. Bunu sen de istersen ellerin ileride kalmasın. Sola doğru yürü. Sağ elinle Sol köşede bir yere ulaşmaya çalışır gibi uzanıyorum ama kalçam topuklardan kalkmadı ve daha sonra başımı düşürüp göğsümü sağ koltuk altından yukarı bakacak şekilde çevirmeye çalışıyorum ve fokoyu görüyorum. <laughs> ve ne gel? Bu sefer sol. Anneciğim biraz esneyebilir miyim? Evet ben de seni seviyorum ve çevril. tekrar öne geldin. Derin bir nefes aldın ve tekrar katlandın. Omurgayı yavaş yavaş dizerek kaldır kendini. Sonra bir kendini topla ve daha etmek için. Yes. Okay. 30 gün boyunca yapacağımız kalça challenge egzersizlerinin birincisini tamamladık eğer bana eşlik ettiyseniz. Şimdiden hepinizin kalbine sağlık diyorum, bedenine sağlık diyorum. Ve önümüzdeki günlerde diğer egzersizlerle de buluşmak üzere hepinizi kanalım karşısına bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Buraya neden girdim? Buradan keseyim mi matlara dönüyoruz diyeyim kesip yapıştırır mıyız